günümüzde insansız kara araçları gerçekten savunma sanayinin çok önemli parçalarından birini oluşturuyor. Örneğin bu elimde gördüğünüz insansız kara aracının en hafiflerinden bir tanesi, yaklaşık 1,5 kilodan biraz daha az ağırlığa sahip. Şimdi bugün insansız kara araçlarının en ufaklarını üreten, gün geldiği zaman bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, emniyet birimlerine teslim eden bir şirketle ilgili konuşacağız, edeceğiz. Ne ürünleri var? Bunlar niye geliştirmek öyle basit görüyorsunuz, oyuncak gibi görüyorsunuz? Zor olduğunu birlikte öğrenmeye çalışacağız. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Mete Temel, elektronik mühendisiyim. Esetron Mekatronik firmasında yazılım ve elektronik işleriyle uğraşıyorum. İnsansız kara araçlarının geliştirmeleri aşamasında Ar-Ge mühendisi olarak çalışıyorum. 2019'dan beri çeşitli faaliyetlerde bulunuyorum şirket içerisinde ve hem savunma sanayi başkanlığımıza, askerimize, polisimize yarar olacak ürünler üretmeye çalışıyoruz. Şimdi İKA'lara baktığımız zaman bir elimde şöyle bir buçuk kaç ne kadar demiştiniz toplam ağırlığı? 1450 gram. 1450 gramlık gayet basit görünümlü ama hem fiyatı hem tekne özellikleriyle çok da basit olmayan bir sistem var. Gün geliyor tonlarca ağırlığında bir insansız kara aracı, bir zırhlı personel taşıyıcı insansız hale getiriliyor. Bu işlerde böyle acayip bir, çok geniş bir ürün garımı var. Siz şirket olarak neler yapıyorsunuz? Biraz bize ürünlerinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Biz şirket olarak daha çok şu anda savunma sanayi firmalarına ve savunma sanayi başkanlığına ayrı ayrı hizmetler veriyoruz. En çok şu anda insansız kara araçlar ama hafif sınıf insansız kara araçlar. Hafif derken nereye kadar, kaç kiloya kadar çıkıyor? 25 kilograma kadar olan insansız kara araçları hafif sınıf insansız kara aracı olarak geçiyor. Hani 1,5 kilogram olan elinizde tuttuğunuz Gecko var. Onun Gecko. Gecko. 4 kilogram ağırlığında Komodo cihazımız var. 5 kilogram, 5500 gram ağırlığında Ejder insansız kara aracımız var. Onun dışında Kamikaze olarak kullandığımız 13 kilogram ağırlığında bir insansız kara aracımız daha var. Kamikazeleri de var yani bunlar. Havada uçanlar, suda gidenler gibi İKA'ların da kamikaze herhalde bir patlayıcı başlık var. Evet. Onlarla beraber yapıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Yani askerin nasıl bir ihtiyacı olacağına göre, tabii ki duruma göre biz ürünlerimizi revize de edebiliyoruz. Onlar bizden ne isterlerse biz onu bir şekilde, hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi tabii bu araçlara baktığımız zaman şöyle dışı gayet sağlam duruyor. Hangi operasyon şartlarında nasıl, örneğin bu bir yerden düşse, bir yerden çarpsa, suyun içine atsak nasıl şartlara dayanmak zorunda? Bize ister olarak 6 metrelik bir sınır verildi. 6 metreden düşmeye dayanıklı olması lazım denildi. 20 metrede yatayda atılabilir olması söylendi. Ama biz tabii ki bunların da bu normların da üzerine çıkmaya mümkün olacak çalışıyoruz. 6 metre düşeyde, 20 metre yatayda testlerden geçtik. Her şekilde yağmur, çamur, kar hiç problem olmadan bu ürünler istenildiği gibi kullanılabiliyor. Sızdırmazlık seviyelerimiz yeterli seviyede. Bunları da özel akredite test merkezlerinde test ediyoruz ve üzerine operasyonlarda kullanılan geri dönüşleri alıyoruz ve daha sağlıklı, daha sağlam, daha stabil hale getirmeye çalışıyoruz cihazlarımız elbette. Onun dışında -20 dereceye, artı 40 dereceye kadar çalışma sıcaklığı verebiliyoruz. Ki bu askerin, polisin çalıştığı ortamlara uyum sağlasın diye. Onun dışında mağara gibi operasyonlarda ve meskumal operasyonlarda şu anda askerimize, polisimize bir öncü göz oluyor açıkçası. Yani onların önde bir gözü olması her zaman onların sağlığı açısından, onların güvenliği açısından çok önemli. Biz de bu ihtiyacı zaten bu cihazlarla şu anda karşılıyoruz. Şimdi bazı şeyleri askeri dediğimiz zaman normal piyasadan alacağınız, işte bir şirkete sipariş vereceğiniz, Alibaba'dan sipariş edeceğiniz şeyler değil bunlar. Çok zorlu şartlarda çalıştığı için ona göre de fiyatları oldukça yüksek ve çok hassas. Bazen tahminimce o karanlık ortamda görüntü vermesi için herhalde çok gelişmiş kameralara, o şartlarda sinyallerini yayabilmesi için çok gelişmiş vericilere ihtiyaç. Onların da tabii paraları askeri standart olunca tahminimce bayağı tuzlu hale geliyor. Ne yazık ki öyle oluyor.
Yani şöyle dediğiniz gibi zaten mağara operasyonlarında özellikle karanlık ortamda görüş çok önemli. Yani gözle hiçbir şekilde göremediğiniz yani tamamen zifiri karanlıklara dahi bizim görüş sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle görünür görünmez yani LED ve infrared aydınlatmalar sağlıyoruz. Onun dışında termal kamera opsiyonları sağlayabiliyoruz. Termal görüş duruma göre gözetleyici bir kule gibi görev yapmasını da sağlayabiliyor bu araçların. Ya da dediğiniz gibi mağara içerisinde de görüş sağlayabiliyor. İnfrared LED'ler de aynı şekilde hiçbir şekilde dışarıya görüntü vermeden kolaylıkla bütün zifir karanlık ortamları aydınlatıp size bir görüntü verebiliyor. Bunlar dışında kameralarımız mesela Starlight dediğimiz düşük ışık özellikli kameralardır. Bu kameralar çok ufak ışıklarda bile yani yıldız ışığında dahi size renkli görüntü verebilecek kapasitede kameralar oluyor. Ya bunlar tabii ki normal standart webcam kamerası gibi olmuyor işte dediğiniz gibi. O yüzden çok daha pahalı, çok daha ışığa duyarlı ve çok daha sağlam lenslere sahip kameralar oluyor. Bunları kullanmamızın sebepleri de bir yandan hani dediğim gibi boyutlara sığmamız lazım. Şu kadarcık bir gövdeye benim bu özelliklerde bir kamera koyabilmem lazım. Hem de çok hafif olması lazım. Bunları sağlayacak özel ürünler özenle seçiliyor. Bütün ekibimiz tarafından bir sürü araştırma yapılıyor. Yıllarca araştırma yapılıyor aslında. Daha sonrasında bir ton denemenin sonunda nihai bir ürün ortaya çıkartıyoruz. Şu anda da aktif olarak en çok beğenilen özelliklerden bir tanesi de gece görüş tabii ki. Gece görüş şu anda herhangi bir karanlık ortamda tatbikatlara gittiğimiz zaman ya da bize gelen askerlerden, dönüşlerden gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla çok üst düzey bir gece görüş sağlayabiliyoruz ve onlara bu sayede çok daha güzel bir hizmet sunmuş oluyoruz. Şimdi tabii fuarlarda bu ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Yurt dışından ilgi nasıl? Bir ihracat için görüşmeler var mı? Ne aşamadasınız? Bir de onu dinlemek isterim. Ya şu an için yurt dışına bir ihracat yapmadık ama görüşmelerimiz devam ediyor. Birçok istek geliyor açıkçası yurt dışından. Yurt dışından talep zaten fazlasıyla var ama görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler doğrultusunda tabii ki ihracat da yapabiliriz. Bu ihracatlar belli koşullar altında belli koşulların sağlanmasıyla beraber gerçekleşiyor. O koşullar sağlandığı zaman ihracat da elbette yapacağız ve hani tabii ki bunların ihraç olması Türkiye'nin adını uluslararası piyasada, uluslararası arenada çok daha fazla duyurmaya devam edecek. Yani nasıl ki birçok firma yavaş yavaş böyle yurt dışına açıldıysa biz de hem firma adımızı hem de Türkiye'nin adını uluslararası arenada temsil etmeyi sonuna kadar istiyoruz. Nasıl teröristler gökyüzünde TB2'nin Ankara'nın sesini duydukları zaman kaçacak delik arıyorlarsa ben de eminim Meskun Mahalle'de bu tür İKA, insansız kara aracı sistemleri bu tür teröristlerin korkmasına ve artık sonlarının geldiğini gösteren aletler diye kaçacak delik bırakmamak lazım. Çok teşekkürler, iyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun.